Değer dostlar, cümleten selamlar diyoruz değer dostlar. Evet, cümleten selamlar diyoruz. Şu kamerayı biraz ayarlayalım. Evet, değer dostlar, cümleten selamlar. Hayırlı akşamlar diyoruz değer dostlar. Evet, bugün duyurduğumuz gibi, başlıkta da yazdığımız gibi değer dostlar, çok özel bir canlı yayın yapıyoruz. Bugün belki ilk olarak değerli dostlar böyle sosyal medyadan POSOP'ta çıkmış bir değeri canlı yayında tanıtacağız. Evet, POSOP'lu Kemal deyince kimimiz Dilgenci Kemal diye hitap ederiz. Kimimiz POSOP'lu Kemal, neticede efsane bir Kemal karşımızda. Bizim tanıdığımız hatıralardan öğrendiğimiz çok efsane bir kişiliği var. Gerçekten hatıraları çok ve sadece POSOP'ta da değil de dostlar, Dilgenci Kemal namı diğer POSOP'lu Kemal POSOP'a hatta Doğu Anadolu'da birçok ilde tanınan ve birçok ilde hatıraları olan bilinen bir isim. Bundan dolayı biz de POSOP'lu olarak, bu toprağın evladı olarak böyle bir değeri dostlar sizlerle birlikte anmaya çalışacağız. Evet, inşallah birazdan değerli hemşerim Sevindik Balcı kardeşimiz de katılacak ve isteyen bu konuda yavuzlar hatıraları olan yorumlara yazabilir. Bizlere bu konuda destek olabilirler. Gayemiz bu değeri hem yad etmek, yavuzlar hayırla yad etmek, hem de böyle bir değeri tanımamız için elimizden geleni yapmaya çalışacağız inşallah. Güzel bir yayın olur diyoruz. İnşallah şöyle bir saat bir program düşünüyoruz. Sağ olsun Necdet Öner hocamız, POSOP'lu biliyorsunuz, güzel hayatını güzel yorumlamıştı. Kendisine de yayına katılması için bir istek yaptım. İnşallah isteğimizi duyar, yayına katılır o da. POSOP'lu Kemal deyince dediğim gibi çok güzel unutulmaz hatıralar var. Evet, bunlardan birisi ben şahsen en çok etkilendiğim biliyorsunuz bu pişinin biliyorsunuz POSOP'ta pişi diye bir yemek var. Onun bir askere pişi götürmesi hikayesi var. O gerçekten beni en çok etkileyenlerden biriydi. Onu zaman zaman anlatırım. Biliyorsunuz Dilgenci Kemal bir köye gidiyor ve o köyde ablanın birisi pişi pişirmiş. Kemal'i görünce, Kemal sana da bir pişi vereyim diyor, sıcak sıcak yersin diyor. Kemal da alıyor pişiyi tabi. Gidecek sırada o yengemiz diyor ki, Kemal keşke askerde, şu an oğlum askerde, keşke askerdeki oğlum da olsaydı da ona da bu pişiden verseydik diyor. Kemal da diyor ki, abla sen bana ver, o pişileri ben ona götürürüm diyor. Tabi ablamız pek inanmıyor çünkü askerlik yaptığı yer belki yüzlerce kilometre uzakta. Ve Kemal'a hatırına, Kemal'in hatırı için yine de pek ihtimal vermese de Kemal'a veriyor. Buyur Kemal diyor ve Kemal tabii ki o pişileri de yavuzlar sıcak sıcak askere ulaştırıyor. Nasıl ulaştırıyor? Orası da bir sır ama daha sonra askerden mektup geliyor. Anne sen yolladığın pişileri Kemal bana sıcak sıcak getirdi diyor ve hatta o tası da geri getiriyor sanıyorum. Ve bunun gibi de olsa çok hatıralar var. Haca bile Mekke'ye haca bu şekilde hacda bile bu şekilde hacı olan birisine yemek götürdüğü de söylenir. Evet, hatıralar böyle. Şimdi birazdan değerli hemşerim evet böyle yüzlerce hatıra var. İnşallah bu hatıralar ya olsa toplanır, birikir ve güzel bir eser haline gelir diyoruz. Kalıcı evet şu an sevindik kardeşim de geldi. İnşallah kalıcı olur. Şu an evet sevindik kardeşimizi birazdan yayına alacağım. Cebrail Öner'e selam veriyoruz. Fevzi Bilici kardeşimize selamlar. Evet, hatıralarımızı değerli dostlar, varsa Kemal'la alakalı hatıralarımızı yorumlara yazalım. Evet yine
değerli hemşehrilerimiz katılmak isteyen olursa yayını alabilirim. Evet. Evet. Şimdi Necdet abimi de mümkünse yayını alabilirim. Necdet. Abim müsaitse bize istek yollasın. Ben şuradan yazmaya çalışıyorum. Evet. Eyvallah Necdet abim, hayırlı yayınlar. Necdet abi bir istek olalım. Şöyle bize birkaç dakikalığına geçen güzel bir yazı paylaşmıştı. Posoflu Kemal hakkında. Biliyorsunuz Necdet Öner abimiz de Posoflu aslan. Sevindik kardeşimiz birkaç dakika bizi beklesin inşallah. Necdet Öner abimizi yayına alalım. Ondan sonra Sevindik Balcı kardeşimizle devam ederiz. Ve isteyen de Yavuzlar kardeşlerimiz, yayına katılmak isteyen kardeşlerimiz varsa evet, yayını alabiliriz yayın akışında. Necdet Öner abime şu an istek yolladım. Bize şöyle 5-10 dakika Dirgenci Kemal'i anlatırsa, Nami Diyar Posoflu Kemal'i, memnun oluruz. Geçen sağ olsun Ozan Şairler Dirgenci Kemal'i anlatan şiirler de yazdık. Sağ olsun Necdet Öner abimiz de şiirleri altına, Necdet Öner abimiz bir yorum yazdı. Dirgenci Kemal'i anlatan güzel bir yazı yazdı ve o yazıyı gruplardan da sanıyorum paylaştı. Kendi sayfasından da paylaştı. Evet, Necdet Öner abim mümkünse alalım. Şimdi yayını almak isterim. Ben evet, istek yolladım. Necdet Öner abime istek yolladım. İnşallah isteğimizi almıştır. Evet, şu an müsait değilse Sevindik kardeşimizle devam ederiz. Sonra Necdet abimiz daha sonra da alabiliriz. Şu an Sevindik kardeşimize istek yolladım. Evet, Sevindik Balcı kardeşimize istek yolladım. İnşallah ulaşır diyoruz. Şu an inşallah bağlantı kurulur diyoruz. Şu an Sevindik kardeşimize istek yolladım. Yine Necdet Öner abime de istek yolladım. Bakalım ilk önce kime bağlanacağız. Evet, Yavuzlar biliyorsunuz Dirgenci Kemal hakkında çok hatıralar anlatılır. Fakat video olsun, resim olsun çok az elimizde. Resimleri, videoları, videosu, hatta ilk videosunu ben şahsen yeni görüyorum. Geçen sene 2020 yılında yayınlamış bir videoyu sağ olsun Sevindik kardeşimiz bize yolladı. Biz de onu daha sonra YouTube'a da yükledik değerli dostlar. O video çok alaka gördü. Bir günde 3000-4000 izlendi. Yine YouTube'a yükledik kalıcı olsun diye.
YouTube'da tabii ki Dirgenç Kemal'ın YouTube'da ilk videosu değil. Ama görüntülü olarak ilk videosu dün yükledik Leoslar. Sağ olsun sevgili kardeşimiz de yolladı ve Arile köyünde çekilmiş bir video sanıyorum. Arile'deki hemşehrilerimize de teşekkür ediyoruz. Böyle bir videoyu saklamışlar, bugüne kadar gelmiş. Leoslar işte bu tür biz paylaşımlar bekliyoruz. Dirgenci Kemal hakkında hatırası olan, resimleri olan, elinde videosu. Eyvallah. Evet, Necdet Öner abimi şu an yayını alacaktım ama bağlantı olmadı. Bir daha tekrar denemeye çalışıyorum. Evet, Necdet Öner abim istek yolladım fakat tekrar bir istek yollayınca bir istek daha olmuyor ya usta nedense. Siz mümkünse katılmak, oradan da katılabilirsiniz. İstek yollayabilirseniz ben buradan okey yaparım, onaylarım. Çünkü ben buradan isteği yolladım. Hatta Sevindik kardeşe de istek yolladım ama Sevindik kardeş, evet, bilmiyorum alabildi mi? Nihat Kalem ustamıza da selamlar diyoruz şu an. Şimdi evet, Necdet Öner hocam istek yollasın. Şu an Sevindik kendi istek yolladı. Ben istek yollayınca olmadı burada. Necdet Öner hocamız istek yollasın. Birazdan inşallah alırız yayını. Şu an zar zor gelebildik ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şu an Sevindik Balcı kardeşimizle hoş istek kurabildik. Nihat Kalem Usta, aleykümselam. Selam ediyoruz herkese. Kosovlu olan, bizi tanıyan, tanımayan herkese. Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, Kosovlu'da olsun herkesi selamlıyoruz. Evet, Nihat Kalem kardeşim, sağ ol, çok sağ ol. Herkese selam ediyoruz. Yine diyor Bursa'ya selam var. Evet, Sevindik vardı, Balcı kardeşimiz. Sağ olsun da şu an. Merhaba abi. Evet. Bugün nasılsın? Çok özel bir yayındayız. Evet. Sevindik kardeş, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsınız, iyisiniz? İyi Allah'a şükür. Evet. Evdeyiz, geçen, yağmur. Evet, evet. Geçen sağ olsun Sevindik kardeş güzel bir video yolladı. Arile'de çekilmiş bir video. Ben de evet, ilk kez görüyorum. İyi ki yollamışsın. Ben de ilk defa gördüm. Evet. Böyle video daha var mı bilmiyorum acaba. Keşke bu tür ya resimler de sanıyorum elimizde 5-10 resim var. 10 tane. Onların biraz çoğalmasını bekliyorum. Ben aslında o resimlerle bir video yapayım dedim. Fakat resimler gerçekten az, 5-10 tane. İnşallah resim yollayan olursa, bizi duyan olursa, hatıralarını, resimlerini yollasınlar. Abi inanıyorum ki videolar, resimler vardır. Gerçi Kemal amcanın yaşadığı zamandaki teknoloji o kadar yaygın değildi ama yine de sen ve yurt dışından gelen insanlar kamerayla falan geliyordular. Birkaç kişinin çektiğine inanıyorum. Pozof biraz yurt dışı kalabalık. Gelen insanların çektiğine inanıyorum ki inşallah birkaç video daha fotoğrafı var. Yeni videolar eğer olsa elinizde varsa yeni videolar saklamayalım ya dostlar. Bu bir hizmettir, vefadır. Dirgenci Kemal, Pozoflu Kemal'la diye onun hatırasını yaşatalım. Ve ona bir video olur. Nihat Kalem Usta da anılar demiş, onu birazdan alırız inşallah yayına. Yine Necdet Öner abimiz de sağ olsun güzel özetlemişti. Geçen bir paylaşım yapmıştı. Abi şey yayına hazır olanlar varsa alabilirsin. Benim için ben zaten buradayım yani. Elde kim oldu? Önemli değil yani. Yayına diğer abiler gelebilirse. Sen yayını alırız da sen istersen bir kendi anılarını anlat şöyle. Yer yer anlatırız. Biz zaten dediğin gibi her zaman buradayız.
Ben anlatırım, ben başlarım da yani diğer abiler falan gelmek istiyorsa ki Nihat abi şiir söyleyebilir veya bizim Ergün dayı işte dediğiniz gibi diğer Necdet Hoca, onların hepsini alabilirsiniz. Necdet Hoca'ya bağlanamadım. İstek yollarsa alırım. Nihat Kalem Evet. de istek yollasın isterse. İstek. Sevindik'le biz yine devam ederiz. Sevindik yabancı değil. Sevindik'le Bir, beraber sunuyoruz zaten programı. bizim için sorun değil, Nihat ben her Kalem Hoca zaman. bir istek yolla bize istersen. Evet. Anıların, evet şu an Ergün Nalbant ustamız da katıldı. Selamlıyoruz. Ergün Eyvallah. dayı da Allah razı alabilirsin. olsun. Ergün dayının güzel şiirleri vardı. Geçen gün okudum. Bayağı döktürmüştünüz gene. Harika bir şeyleri vardı ya. Vallahi Biz de size gıpta Yaman'ın ediyorum ya. güzel, eyvallah. Ya böyle değerli Ozan şairler olunca biz de coşuyoruz. Hepimiz için iyi oluyor. Kalem Usta eğer duyuyorsa istek yollasın canlı yayına katılmak için. Ben buradan yolluyorum. Az önce olmadı. Bu İstek istersen yollarsa ben çıkayım da öyle yolla. olur. Evet. Şu an İstek yollarsa alırız Nihat Kalem Usta'yı. Abi dediğim gibi Kemal amca Pozof'un gerçekten büyük bir değeriydi bana göre. Ben şimdi anlıyorum ki zannedersem insanlar da yaşadığında pek o kadar değerini bilmediler gibime geliyor. Bence öyleydi yani. 97'de rahmetlik oldu. Ben o zamanlar askere falan gitmiştim işte. Ama ben yine 97'de 20 yaş civarında olduğuma göre Kemal amcayı epey görmüşlüğüm, epey duymuşluğum, epey hatıralarım var benim. Birkaç tanesini yazmaya çalıştık. Unuttuklarımız falan da varsa yine burada anlatırız. Başka bir insandı. Yani ben bu anlattıklarımın hepsini şu anda anlıyorum. O zamanlar sadece Kemal amca Evet. geliyor, Nihat Kalem gidiyor. istek yolladım demiş ama birazdan gelir inşallah. Şu an bir de o yolculuk var ya hani kamyonla birisi almıyor herhalde yolda. Evet. Sonra Pars'a mı gidiyor? Bilmiyorum bir yere gidiyor böyle. Onu bir anlatsana. Hani yolda kamyon Abi almıyor fakat orada Turgut abi bak yorumlarda Turgut abi de yazmış. Erimli Turgut Kaya abimiz. O da değerli bir şair. Ben de yeni tanıdım kendisini. Memnun oldum. Gerçekten çok değerli yazıları falan var. Siz de tanışıyorsunuz herhalde. O da Fransa'da. evet. Bu anlattığımız hikayelerin değişik versiyonları çoğu insanın başına gelmiş. Mesela Kozov'dan işte Kars'a gitme hikayesinin aynısını Turgut abi kendi başına gelmiş. O köyden gelirken Kemal amca ondan daha önce gelmişti. Kemal amcayı arabaya almamış. Kendisi arabayla gelmiş ve hiçbir yerde durmadan gelmiş. Geldiğinde Kemal amca Posof'ta geziyormuş. Ve aynı hikayelerin yine Kars'a yani Posof'tan büyük bir tipi esiyor. Tek bir araba gidiyor Kars'a. Kemal amca yerden dolayı ki öyle biliyorum. Yersizlikten dolayı arabaya alınmamış. Ve gittiklerinde Kemal amcanın Kars'ta gezdiğini görmüşler. Çoğu insanın başına aynı şekilde değişik versiyonları gelmiş. Öyle bir insandı. Ben mesela Kars'tan babamla gelirken biz kamyoncuyuz abi. Bizim dükkan var köyde. Ve her zaman da Kars'a giderdik ben çocukken. Oradan dükkan eşyası getirirdik Kosova. Ve bir seferinde de yine Kemal amca rastladı bize Kars'ta. Kosova gelmek istiyor. Biz de artık bizim nine falan vardı o zamanlar. Hasta falan zannedersem doktora falan gelmişti. Dönerken onun da gelmesi gerekiyor. Yani anlayacağın şoför mehlinde yani içeride yer yok. Şoför mehlini biliyorsun değil mi abi? Evet, sonra kasaya koyuyorsunuz herhalde değil mi Dirginç? Kemal Abi işte kasada şoför geliyor. mehlinde yer olmadığı için ve babam da o adama çok saygı gösterirdi. Hiçbir zaman kırmazdı. Yani elinden ne gelse en iyisini yapmaya çalışırdı. Köyde olsun, nerede görürse görsün bir şeyler vermeye çalışırdı, yesin diye. Arabaya alırdı. Biz arabanın üzerinde un dolu, dükkan eşyası dolu. Çadırı çekmişiz ki işte yağmurdan korumak için. Çadırda çekili. Kemal amca geldi ve illa ben de geleceğim. İçeride yer yok. Ne edeceğiz? Ula dedi çık yukarı dedi, çök geri çadırı. Orada böyle bir kişinin oturabileceği işte eşyaların arasında bir yer yaptı. Yaptık beraber. Bir iki işte suyunu muyunu bir şeyler falan verdik. Orada oraya oturup durduk.
Üzerini gene çektik çadırla. Devamlı bir yerde durmuyordu değil mi? Yani Posofta olsun da yani devamlı. Ya kafası sardığı insanların yanında duruyordu. İşte yemeğini falan yiyordu. Bir iki sohbet ediyordu. Ama kafası sarmadı mı zaten onu orada durduramazsın. Eve falan işte sevdiği, tanıdığı, işte şeyinin geçtiği evlere gider yemek yerdi. Ben onun bir yerlerde gece kaldığını da pek hatırlamam yani. Kalsa bile gecenin bir saati kesin gitmiştir yani. Öyleydi, yani öyle. Posofta değil yani. Kars'ta, Ardahan'da, hatta Ağrı, Van'a kadar gidiyormuş bildiğim kadarıyla. Abi okuduğum, duyduğum, işte konuştuğum insanlarla bu Kemal amcanın biraz önce bizim burada bir Kars'tan gelme hoca var. Şu anda burada görev yapıyor. Kendisi Kars'ta işte Azat Köyü'nde yaşarken. Evet. Kendisi diyorum Kars'ta görev yaparken oraya bile her zaman diyor devamlı gelirdi diye. Yani onu gördüğün her insan devamlı bizim köye gelirdi der. Ya bu adam diyor bir kişi her yere her zaman nasıl gidiyordu? Nasıl oluyordu bu iş falan diyorum. Ya dediğim gibi çevre köylerde, çevre illerde, çevre ilçelerde ta Erzurum, Erzincan, Şavşet, Artvin, Ağrı, Kars, Ardahan, Göle bu taraflarda ki her zaman giderdi, gidermiş öyle. Evet. Şimdi az önce Necdet Öner hocamıza istek yolladım da şimdi Nihat ustamıza da inşallah yer veririz. Evet. Sevindik kardeş. Ben Necdet ustamı bir almaya çalışayım. Vallahi abi. Tekrar bağladım. Ben buradayım. Ben izliyorum abi. Şu an istek yolluyorum ama şey oluyor. Birazdan tekrar Sevindik kardeşimize bağlanırız. Şu an Necdet Öner hocamıza tekrar istek yollayayım. Bakalım. Necdet Öner hocamıza Nihat Kalem. Necdet Öner hocamıza az önce istek yolladım. Tekrar olmuyor nedense. Nihat Kalem ustama şu an tekrar istek yollandı. Bakalım Nihat Kalem bize ulaşabilecek mi? Necdet Öner hocam tekrar yollayın çünkü ben buradan yapamıyorum nedense. Çünkü istek yollanmış gibi görünüyor. Tekrar gönderilmiyor nedense. Evet, Necati Çiftçi hocamıza da selamlar diliyoruz. Evet, Nihat Kalem'i bekliyoruz. Şu an belki Nihat Kalem ustamızı alabilirsek onun da hatıraları var sanıyorum. Hatıralarını anlatır. Ya dostlar şu an katılmak isteyen, hatıralarını anlatmak isteyen dost, kardeş, hemşehrilerimiz varsa bize istek yollasın. Biz şöyle birkaç dakikalarında olsa alırız. Bu güzel hatıraları hep birlikte dinleriz. Sağ olsun az önce Sevindik Balcı kardeşimiz hatıraları anlattı. Sevindik'e tekrar bağlanacağız. Bu arada Necdet hocamıza istek yolladım ama inşallah bağlanır. Yayına girmek için sayfayı Sevindik kardeş ne demek istedi pek anlayamadım. Burada zaten yayını alma yeri var. İstek yeri var. Oradan ben zaten istek yapıyorum. Evet Ayfer Fırat ablamız da hayırlı akşamlar diyor. Evet şu an Posoflu Kemal'i anlatıyoruz. Bilgenci Kemal'i hatıraları anlatıyoruz ve Sevindik kardeşle yine ben az önce bir güzel hatırası vardı. Bu sıcak bir şey. Askere götürmesi var. Yavuzlar az önce onu anlattım. Şahsen benim en çok etkilendiğim
yine pişi haca getiriyor, biliyorsunuz Mekke'ye kadar pişi getiriyor. Öyle çok hadiseler yaşanıyor. Evet, şu an kameramız yatay. Kamera yatay zaten, şu an yatay olarak. Evet, yatay olarak şu an yayına girilmesi gerekiyor. Evet, yatay veya olsa yatay olarak mümkünse katılmaya çalışın. Belki o zaman yayına alabiliriz. Çünkü kamerayı yatay tutuyorum. Görüntü olarak böyle daha net oluyor. Evet, girmek isteyenlere çağrı yapıyoruz. Yatay olarak şu an istekleri kabul edin. Yolladığım istekleri. Bilhassa Necdet Öner hocamızla bağlansaydık iyi olurdu. Gerçekten Necdet Öner hocamız hem Posoflu olduğu için hem de yaşı itibariyle tanıdığı için güzel yorumlamıştı. O yorumu bizim yazdığımız, Dirgenci Kemal'e yazdığımız şiirlerin altına da sağ olsun yolladı ve biz o şiirlere ilave ettik zaten o yorumları. Necdet hocamız katılsaydı o yorumları veya olsa özetlerdi. Güzel olurdu. Evet. Biliyorsunuz Kemal veya olsa Gencik Kemal 1997 yılında sanıyorum vefat ediyor. Yaşı sanıyorum yine fazla yaşlı değil yani genç diyebileceğimiz bir yaşta vefat ediyor. Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar. Evet. Evet, 97'de vefat ediyor. Evet, biz de evet, şu an tekrar istek yollayalım. Nihat Kalem'e istek yollandı diyor. Evet, ya olsa istek yolladığım zaman bir daha tekrar istek yapamıyoruz maalesef nedense. İstek yollandı diyoruz. Bakalım inşallah açarlar istek. Zaten kırmızı bir renkte görünüyor. O isteği kabul etmek lazım oradan. Evet, sesi şu an sesimiz inşallah geliyordur. Biraz güneş var. Biraz şöyle yerimi değiştirsem iyi olur çünkü güneş eve kadar geliyor. Şimdi evet, Necdet hocam bağlansa iyi olurdu. Şu an Nihat Kalem Usta evet istek yolladım. Evet Nihat Kalem'e şu an bağlanacağız sanıyorum. Yayın şu an yayın gitti. Yakaladık. Selamünaleyküm Nihat Kalem Usta'm. Aleykümselam Sayın Şekeroğlu. Hoş geldiniz. Biraz zor oldu bağlanmak ama şu an başka bir yoldan denedim. Çok şükür oldu. Şu an Necdet Öner hocamız gitmesin. Başka bir formülü buldum ya bağlanmak için. Evet, birazdan Necdet hocamızı da alırız. Nihat Kalem Usta'm hoş geldin. Yayın geliyor mu şu an? Ses geliyor mu? Şu an çok iyi. Evet. Biliyorsun bizim
Posoflu Kemal var. Namı diğer bir evet. Kemal. Senden bilmez miyiz? Bilmeyen yok zaten. Posoflu da bizim yaşlarımızdan bilmeyen yok yani. Aynen yani. Şöyle 40-50 yaşından büyükler daha iyi bilir. Sizden de hatıralarınızı alalım. Birlikte. Şimdi o zaman fazla vaktini almadan ben kısaca beraber yaşadığım bir anı anlatmak istiyorum. Geçen yorumları da paylaştım Facebook'ta. Birisi yazmıştı. Onun altına paylaştım. O anımı da tekrar edeyim burada canlı yayında. Evet. Buyur. Şimdi sene 83-84 liseye gidiyorum ben. Lisede okuyorum. Hafta sonu cuma günü köye gelmişiz. Posof'ta değil mi? Posof'ta. Posof Lisesi'nde okuyorum. Evet. Posof'ta bekar hep tutup orada kalıyorduk biz. Hafta sonları tekrar köye geliyorduk. Pazartesi tekrar dönüyorduk Posof'a. Hafta sonu köye gelmişim ben. Pazar günü akşam üzeri, akşam namazı vakti falan o üzerinde bizim köye gelmişti Kemal amca. Palaya gelmişti. Evet. Palaya gelmişti. Palayı çoğu bilmez de. Badela'nın mahallesi değil mi? Palayı biraz söyleyelim. Evet. Palayı evet, çoğu Türk bilmez gözü, yani. Türk Gözü'nün mahallesi evet. Türk Gözü evet, Pala mahallesi. Pala deyince, evet, Pala deyince çoğu Posoflu bile bilmez. Türk Gözü'ne bağlı bir mahalle. Yakın bir mahalle. Badela'ya evet. Bağlı. Evet, evet. Buyur. Şimdi köyün içinde millet vardı. Orada sohbet ediyorduk işte. Akşam karanlık yalnız. Karanlık basmış iyice. Neyse ben oradan daha millet sohbet ediyordu. Ben oradan eve gittim. Artık o akşam Kemal abinin bizim köyde kalıp kalmadığını bilmiyorum. Ama sabahleyin, pazartesi sabahleyin Posof'a gitmek için Allah rahmet etsin bizim bir ilimdar amcamız vardı. Onunla beraber pazartesi sabahleyin bizim köyden köprüye gidiyoruz. Badele Köprüsü var. O köprüden yani, Cemil abinin minibüsüne binip Posof'a gideceğiz. Yolda yürürken kışın kar yağmış her taraf kar. Yolda giderken bizim köyün büyük yokuş deriz. Değirmenin aşağı değirmenin orada bir büyük yokuşumuz var. Orada inerken tam yokuşun üzerinde bir paket sigara buldum. Samsun sigarası paket. Paketin üzerinde şey takılı böyle demir takılmış. Demir takılıyordu böyle bastırıp açılıyordu kapağı. Onlardan üzerinde Türk bayrağı var. Açtım paketi baktım içerisinden bir veya iki den alınmış. Sigara çıkarılmış den olarak. Daha yeni açılmış. Açılmış ya. İlimdar abi rahmetli oldu. İbrahim İlimdar amcayla biz konuştuk aramızda. Dedik bu kesinlikle Kemal abiden düşmüş. Çünkü çok sigara içiyordu. Her tarafı sigara çakmak doluydu yani. Neyse o sigarayı aldım ben. Okula gittim. Bir hafta okulda işte. Tekrar bir hafta sonra geldim. O sigarayı ben evde nereye sakladım biliyor musunuz? Köyümüzde yeni elektrik gelmiş ya. Evet. Elektrik panosu var. Elektrik panosunun kapağı böyle normal açılmıyor. Vidalı olarak açılıp kapanıyor. Ben vidaları açtım. O sigarayı oraya koydum. Oraya koymamın sebebi de şu. Biz lise çağındayız. Benim büyük abilerim var. Onlar sigara içiyorlar. Annem yani böyle köyde bilirsiniz. Herkes birbirini tanır. Dayım var, abilerim var. Ben de sigara kullanmıyorum ama ara sıra onlarla beraber keyfi içiyordum. Onlar da biliyorlar ya bunu mesela köyde bakkal yok. Sigaraları bitiyor. Olmadığı zaman işte soruyor komşuya falan sigara. Diyor, bunu anneme sorar dedim. Bunlar bu sigarayı alırlar diye. Annemin de haberi yok. Kimsenin haberi yok. Götürdüm o elektrik panosunun içine koydum. Saatin içine koydum. Sağlam yere koymuşsun. Ondan sonra neyse gel zaman git zaman okullar bitti. Yaz tatili oldu. Yazın yine böyle akşam üzeri köyün içine çıktım. Evden çıktım. Köyün içine çıktım. Baktım kalabalık millet var. Baktım Kemal abi orada. Tam o topluğa böyle yaklaştım. 5-10 adım kaldı oraya yaklaştım. Aradan böyle çekildi beni gördü. Babamın ismi Hayrettin'dir. Ama köyde Hayri derler. Aynen bana... Ne zaman sonra gördün sen? O şeyden sonra mı? Kaç gün sonra kış oldu? Bitti ya. Tabii kış bitti yani 6. aydan sonra 7. 8. aylarda civarında yazın. Okullar kapandı, evet. Tatile girdik. 5-6 ay sonra yaklaşık. 5-6 ay sonra evet. Evet. Bana böyle şimdi şöyle böyle bütün vücudum şey oldu biliyor musun? Bir acayip oldum. Bana o milletin içerisinden çıktı ne dedi biliyor musunuz?
Ola Hayri'nin oğlu dedi, git o sigarayı koyduğu yere, git o panonun içindeki benim sigaramı getir dedi bana. Ya sen ya şaşırdın tabii. Ya inanılır şaşırdın. Gibi değil abi, bana sigarayı koyduğumu kimse bilmiyor, kimse. Bana dedi ki git o panonun içine koyduğum sigarayı, sigaramı al getir. Bana dedi. Sen bile unutmuşsundur. Yani de olabilir ama. Yani. 6 ay sonra diyorum. Yani. Aynen öyle. Yemin ederim var ya, böyle arkama bakmadım bile. Yıldırım gibi döndüm gittim, sigarayı pandemoli açtım, sigarayı aldım getirdim kendisine verdim. Yani böyle bir anı yaşadım. Bizzat yaşadım. Ya, bilakis yaşadım. Evet. Böyle aklıma geldiği zaman da etkisinden kurtulamıyorum yani. Ya kim bilir, nasıl bilebilir yani, benim o sigarayı benim bulduğumu, sigarayı benim bulduğumu ve götürüp oraya koyduğumu, o kadar zaman o sigara var durdum ve hangi o sigara oldu hangi yıllardı? Bir... Nihat Usta hangi yıllardı? 83-84 eğitim yılıydı. 83-84 sene. Evet evet. Posoft lisesinde lise zaten lise 2'ye gidiyordum. Evet. Nasıl? Posoft'ta zaten Kemal'i tanıyordun sen, değil mi? Yani önceden duymuş muydun böyle şeyler olduğunu, kerametler olduğunu duymuş muydun? O şöyle bir şey duymuştum. Bir sefer tabii biliyordum, böyle şeyler söyleniyordu. Ama çok kimse fazla itibar eden de vardı, etmeyen de vardı bunlara. Mesela benim evet. büyüklerimden duyduğum şu, bizim köyde, yine bizim köye gelmiş. Hani böyle konuşuluyor ya işte bu iyilerden de iyilerdendir derler işte. Ne bileyim bu ermiş derlerdi diyenler vardı. Bir gün yine bizim köye geliyor. Bizim köye geliyor yine bir gün. Akşam böyle akşam karanlık oluyor. Kim millet gençler. Gençler diyor ki ya gelin bu akşam bakalım takip edelim bu Kemal abiyi. Bakalım ne yapacak. Kime gidecek, nereye gidecek. Bunu takip ediyorlar. Köyün dışından çıkıyor. Bir minüt takip ediyorlar. Kaybediyorlar ondan sonra Kemal abi. Yani önlerinde giderken birden kayboldu. Yok oluyorlar ya. Gitti. Kemal abi yok. Kayboldu. Aynı anda birkaç şehirde görünüyor. Öyle diyenler de var yani. Kemal'i biri Pozov'da görüyor, öteki Kars'ta görüyor. O şekilde de şeyler oluyor, hadiseler oluyor yani. Evet, hepsini duyduk ki. Mesela ne bileyim ben onun tam bilmiyorum hikaye ama böyle bir rivayet var diyorum. O dedesinin işte bir şey götürmesi mesela, birisi Pozov'da yine duyduğum bir şey anlatayım. Mesela Pozov'da kahvenin içinde oturuyorlarmış. Sigara içiyorlar, sigara içiyormuş böyle. Birden kalkmış, ula ula demiş, böyle elini yukarıya kaldırmış Kemal abi. Benim duyduğum bu. Demişler ne oldu Kemal? Demiş ki işte minibüs yoldan düşüyor, minibüs uçurumdan gidiyordu, minibüs tuttu demişler. Minibüs köye geliyor, şeye Posof'a iniyor, millet gidiyor minibüse, diyorlar ki ya başınıza bir şey geldi mi diyorlar. Benim sadece bunu, başınıza bir şey geldi mi diyorlar. Diyorlar ki ya az daha uçurumdan uçuyorduk, bizi Allah kurtardı, nasıl oldu, nasıl kurtulduk bilemiyoruz diyorlar. Bizi Allah kurtardı. Sanki arabayı kaldırdı oradan buraya koydu gibi yani. Böyle diyorlar. O kahvede onu anlatıyor. Yolcular da gelip bunu böyle atıyorlar. Yani böyle bir şey de duydum ben. Böyle çok hadiseler yaşanıyor. Çok sağ ol Nihat Ustam. Yine ilave edecek bir şey varsa. Yok teşekkür ederim. Sadece bunu paylaşmak istedim. Çok sağ ol. Memnun olduk. Gerçekten güzel özetledin. Allah razı olsun. Sizden de. Şimdi Necdet hocamıza bağlanmaya çalışacağım. İnşallah Necdet tabii, hocamıza. Tabii bağladım. İzliyorum ben. Tamam çok oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Olur size sağ olun. Ya böyle bir yaptıkça da çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Yine görüşürüz. Evet. Ya dostlar sağ olsun Nihat Kalem. Ustamızı aldık Badele Köyü'nden. Sağ olsun. Hatıralarını anlattık. Bizzat yaşadı. Şimdi ya dostlar Necdet Öner hocamızı alacağız. Necdet Öner hocamız biliyorsunuz. Kosov'da yaşıyor. Kosov'u iyi bilen Kemal'i evet Kemal'i evet bizzat Kemal'i görmüş. Hatıraları evet şu an evet Necdet hocamıza istek olalım tekrar. İnşallah bağlanırız. Hatıralarını geçen yazmıştı. Bize yollamıştı sağ olsun. O hatıraları tekrar dinlersek Necdet hocamızdan güzel olur. Evet şu an ya olsa evet
Necdet hocamızı şu an yayına alacağız. Yine hatırına isteyen Yavuz Ağabey, güzel hatıraları olan efsane Dergenci Kemal'le alakalı güzel hatıraları olan hemşehrilerimiz varsa yayını alırız. Sevindik kardeşimizle başlattık yayını. Sevindik kardeşimiz sağ olsun. O da güzel yorumladı. Bizzat babasıyla kendisinin başından geçen bir hadiseyi anlattı Dergenci Kemal'le alakalı. Evet, şu an Necdet hocamıza istek yolladım. Tekrar yorumlamaya çalışıyorum. Şu an yolladım, bir istek daha yolladım Necdet hocamıza. Telefonu yatay tutmak lazım diye dostlar. Belki bundan da olabilir bazen. Necdet hocamıza yolluyoruz ama bağlantı maalesef nedense kuramıyoruz. Ergün Nalbant ustamıza bağlanmaya çalışalım. Birazdan Necdet hocamıza tekrar istek yollarım. Ergün Nalbant ustamıza hatıralarını anlatırsa, yorumlarsa iyi olur. Dergenci Kemal acaba gördü mü, tanıdı mı? Şu an Ergün Nalbant ustamıza bir istek yolladım ya ustam. Evet, Necdet hocamıza bağlanmaya çalıştık fakat mümkün olmadı. Maalesef bir teknik sorun oldu. Tekrar Sevindik kardeşimize bağlanıyoruz. Evet, alamadın mı Necdet abi? Tekrar hoş geldin Necdet hocamıza. Birkaç kez yani istek yaptım ama maalesef bağlantı olamadı. Bir daha tekrar deneriz. Ergün dayı da alabilirdin. Onun şiirleri vardı. Evet. Ergün ustaya da istek yolladım. Ergün usta da cevap yani ben olmadığımda yani tek kaldığımda kendileri de gönderebilirler isteği abi. Yani girmek aynen, isteyen kendisi de gönderebilir yani. Oradan da evet. Değerli dostlar sizden istek atın. Ben buradan bak orada mesela ben bir yorum okudum. Kadir kardeşimiz yazmış. Rahmetli olduktan sonra bile görüldüğünü söyledi kardeşimiz. Ben ona dedim nasıl? Bağlan istersen ya şeye kendini anlatabilirsin. Eğer devamı varsa nasıl olmuş. Ben de merak ettim. Ben de bilmiyordum. Bir defa duyuyorum. Rahmetlik olduktan sonra diyor Kemal amcanın görüldüğünü söyledi yani ama nasıl kendisi biliyor evet. Bağlanıp da anlatmasını isterdim yani. Yani rahmetlik olduktan sonra bile görülmüş. Artık nasıl bir şeyse bilmiyorum. Tabii gerçektir inanıyorum tabii de biliyorsa devamını anlatmasını isterdim yani. Evet. Hatıralar olanlar zaten biz dinlemek istiyoruz. Yeni hatıralar olanlar. Böyle az önce biliyorsunuz Nihat Kalem Usta güzel hatıralarla anlattı. Nihat abi de gerçekten çok güzel anlattı. Nihat abi anlatırken ben onun köyünü anlattığı yerleri anlattığı insanların hepsini tanıdığım için
Bana çok kolay geldi. Yani nasıl kolay geldi? Gözümde her şeyi canlandırdım yani. O değirmenin oradaki işte yolun oraya gelmelerini, sigaranın düştüğü yeri bile tahmin edebildim. İşte minibüsü, Cemil amcanın mavi minibüsünü, ne bileyim, hepsini ben tanıdığım için biliyorum da sen biraz zorlanabilirsin. O anlatırken belki şey yapabilirsin. Ben hepsini gözümde canlandırabildim. Geceden güzel anlattı sağ olsun. Ben de duymamıştım bazı şeylerini. Hatta o araba şeyini bile ilk defa duydum diyebilirim yani. Ben de bilmiyordum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok güzel katkı sağladı yani. Evet. Birazdan Nihat ustamız sağ olsun anlattı. Birazdan Necdet ustamıza inşallah tekrar Necdet hocamıza bağlanmaya çalışacağız. Bazen istek, bir istek olduğu zaman diğer istek şey oluyor. Tam bağlanmıyor. Birazdan tekrar deneyelim. Olursa... Yani kendileri de gönderebilirler. Ben sana gönderebiliyorum mesela bağlanmak için. Şey yapabiliyorum. Seni beklemelerine gerek yok. Ama benim çıkmam lazım. Eğer öyle bir... Ben şu anda yorumları falan göremiyorum abi. Yorumları okuyorsan ve istek istiyorsalar ben hemen ayrılayım yani. Yorumları görüyorum ben. Ben yatay yaptığım için yorum falan hiç geçmiyor. İstek yolladım. Ergün Nalman ustamız yorum yazmış. Hatta şiir yazmış. Köyümüzden gelir nelik ödü sohbeti. Yani o şiirlerini Ergün dahi isterse kendisi şu anda canlı yayında söylesin. Abi sen hiç anlatmana gerek yok. Onu hemen direktmen al. O hazırdır. Onun kafasında yazılıdır. Onlar şiirlerini söylesin. Ergün şeyi Necdet hocamızı falan al. Ben sonradan yine şeyler katkı yapacağım yani. Ben konuşurum. Evet. O zaman birazdan Ergün Nalbant ustamıza bağlamaya çalışalım. Yani kendisi de gönderebilir. Beni hemen alıyorsun. O direktmen girer yani. O hazırdır. Tamam o zaman. Deneyelim. Tamam. Tamam. Evet, şu an. Nalbant ustaya Nabi Diyar Ergün Nalbant kardeşimize Hikar bir bağlantı yapmaya çalışacağız. İstek yolladım. İnşallah Necdet hocamıza da bağlanırız. Çünkü Necdet hocamız gerçekten güzel yorumlamıştı yazısında. Bize buradan özetlerse iyi olur. Çünkü Posof'ta yaşamış Necdet hocamız. Tabii ki Posof'ta yaşayanlar her gün gördüğü bir insan. Belki her gün olmasa da her hafta belki. Çünkü Posof biliyorsunuz. Belki her zaman Posof'ta kalmayabilirdi. Çünkü çok dolaşan bir insandı Kemal. Ama hatıraları Posoflular, bizzat Posof merkezde yaşayanlar hatıralarını daha fazla bilirler diye düşünüyorum. Şu an Ergün Nalbant ustamıza istek yolladım. Acaba bizi isteğimizi gördü mü, aldı mı? Tekrar bilmiyorum. Şu an Ergün Nalbant ustamıza, şair kardeşimize bir istek yolladık. Bağlanırsa iyi olur. Birlikte yoksa bu güzel hatıraları Zuflu Kemal hakkındaki hatıraları birlikte inşallah dinleriz. Hem yad ederiz. Böyle değerli insanları yad etmiş oluruz. Genelde biliyorsunuz Posof'taki değerleri elimizden geldiği kadar yoksa yad ediyoruz. Zülali Baba gibi, Aşık Üzeyir gibi, Aşık Müdemir gibi insanları yad ediyoruz. Bu sefer ilk kez olarak böyle canlı yayında Posoflu Kemal'i yad etmeye, Namidiye Efsane Kemal'i yad etmeye çalışıyoruz. Daha önce biliyorsunuz Posoflu Kemal hakkında çok hatıralar anlatıldı. Posof gruplarından yorumlar yazıldı. Birçoğunu da olsa böyle videolu, yazılı şekilde YouTube'a yükledik, toparladık o hatıraları yazan insanların ismiyle birlikte. Şu an YouTube'da 3 videosu var. En son videosuyla. Biri sanıyorum 90'lı yıllarda Arile köyünde çekilmiş bir videosu var. Onu YouTube'a yükledik. Sağ olsun Arile kardeşler çekmiş bu videoyu. Belki en son görüntüleri. Şu an YouTube'da Posoflu Kemal yazılırsa o videoyu hatta ilk videosu o videoya ulaşırız. Yine iki video daha var. Posoflu Kemal için hazırladığımız daha önce. Toplam 3 video var. Evet, Nalbant Usta'ya bağlamaya çalışıyoruz ama birkaç kez şu oldu.
yayın gidiyor. Bakalım bu sefer. Yani inşallah bağlanırız. Yine Necdet Hocam'a da bağlamaya çalışacağız. Şöyle aralıklarla bağlanmaya çalışıyor çünkü bu canlı yayın diye olsa bazen düşmüyor maalesef. Şu an belki yurt dışındayız. Ondan da olabilir. Şu an biz Avrupa'dan diye olsa şu an bu yayını yapıyoruz. Bazen Sevinlik kardeşi aldım az önce. Sevinlik kardeş de evet, Sevindik kardeş de Avrupa'da, bundan dolayı belki yayına kolayca girebildi. Bazen biliyorsunuz canlı yayın opsiyonunu maalesef kısıtlıyorlar. Her zaman canlı yayın imkanı olmuyor. Gördüğünüz gibi birkaç kez denememe rağmen evet, şimdi Necdet Hocam'a tekrar bir istek yolladım. Evet, Necdet Hocamız bağlansaydı çok güzel olacaktı çünkü gerçekten güzel bir yazı yazdı. Evet, şu an bir istek geldi. Şule Öner. Ya olsa istek yollayın, buradan da ben şey yapabilirim. Şule Öner, evet geldi ama şu an ben Necdet Öner abimin olduğunu şey yapamadım. Keşke bir tekrar yollasın Necdet Öner abim. Tekrar yollasın. Birazdan inşallah tekrar kabul ederim. Çünkü evet, Necdet Hocam tekrar yolla. Şöyle öneri aldım şu an. İnşallah Necdet Hocamıza bu sefer bağlanırız. Dostlar şu an istek yollandı. Yayına alırsak Necdet Hocamıza iyi olur. Şu an bağlanmakta. Şu an bağlantıyı bekliyoruz. Evet, bugün gördüğünüz gibi Posoflu Kemal, hani diğer Dilgenci Kemal'le alakalı veya olsa özel bir yayın yapıyoruz. Kemal'ın, Posoflu Kemal'ın hatıralarını anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel hatıralar var. Bunları çoğumuz belki ilk kez duyuyoruz. Gayemiz bu güzel hatıraları yad etmek, hem Kemal'a da inşallah bir vefa olur. Evet. Şu an maalesef Necdet Hocamıza isteğini kabul etmeme rağmen bağlantı olmadı nedense. Sanıyorum canlı yayında bir sorun var. Tekrar deniyoruz. Birkaç bağlanana kadar ya olsa deneyeceğiz. Gerçekten güzel bir güzel olurdu. Necdet Hocamız bağlansaydı. Şu an istek yollandı. Yine Nalbant Hocamız da, Nalbant Ustamız da yayında dursun. İstekleri tekrar diliyorum. İnşallah birazdan tekrar bir istek yollayacağım Nalbant Usta'ya. Kemal, Dilgenci Kemal'a sanıyorum güzel şiirde yazdı Nalbant Usta, birlikte yazdı hatta. Oradan da o şiirlerden de bize varsa yanında birkaç mısra okur, güzel olur. Yani yad etmiş oluruz. Evet, şu an Necdet Hocamıza bağlanmaya çalışıyoruz. Onu bekliyoruz devamlar.
şu an istek yollandı. İsteği kabul ettik. Bakalım bu sefer bağlanacak. Selamun aleyküm. Necdet Hocam. Hoş evet. geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bak ezan evet. okudu. Berekette evet. girebildik. Evet. Çok şükür bağlanabildik. Birkaç kez denedik. Şu an bağlandı sanıyorum. Güzel o. Güzel oldu. Hadi hayırlı evet. yayınlar. Sağ olun Necdet Hocam. Sağ olun. Siz zaten Posoft'u az önce de söyledim de Posoft'ta yaşıyorsunuz. Aynı zamanda eğitimcisiniz bildiğim kadarıyla. Posoft'ta yaşadığınıza göre Posoft'u Kemal'i geçen yazıyla da anlatmıştınız. Sağ olun güzel bir yazı yazdınız. O yazıyı biz de şiir yazdık. O şiirin altına koydum o yazıyı. Güzel oldu. Güzel özetlemiştin hocam. Güzel özetlemiştin. O hatıraları istersen tekrar şöyle bir özetlesek güzel olur. Hem çoğumuz Kemal'i daha yeni yeni tanıyoruz. Buyurun. Biliyorsunuz kültür içerisinde değerlerimiz bunlar. Yani kültür sadece dil, tarih, coğrafya, tabiat değil. Kültür içerisinde manevi, maddi değerlerimiz de var. Kemal gibi olanlar bizim manevi değerlerimiz. Bunlar ermiş insanlar. Ben Posof'un merkezde oturuyorum. Yani 10 yaşından bu yana oradayız. Özellikle de Posof'a ilk gittiğimizde Kemal ve babası, işte ailesi, abi falan bizim komşumuzdu. Aynı mahallede oturduk. Onun için Kemal abiyi ben yakinen tanırım. Kemal abi de iki şey. Kemal'da Posof merkezlendi değil mi? Yani Posof merkezdi. Posof'un merkezi. Ailesi. Kemal evi. Da belki ailesi de izliyor. Neredeydi? Tam olarak neredeydi Necdet Hocam evi? Kemal. Bizim dükkanın arkasında tam. Yani şey var. Türk gözüne giden, yukarıdan giden bir yol var. O yolda iki çatal yol ayrılıyor. Bir daracık bir yer var. Çeşme var eskiden. Yani nasıl desem Şener Hocamların falan. O çeşmeyi biliyorum. O çeşmeye yakın mı? Çeşmenin yakınında. Evi orada. Tamam. Şu anda yeğenleri falan da var. Belki bizi de izliyorlar. Kemal abi. Buradan selam yolluyoruz. Birgenci Kemal'ın, Posoflu Kemal'ın akrabalarına selam yolluyoruz. Onlar da katılabilir. Memnun oluruz. Kemal hakkında hatıralarını anlatalım. Ben yazın bu yazıları yazarken özellikle Kemal'in dedesi az önce arkadaşımız anlattı. İbrahim Efendi 17 yaşında hacıdır. Aslında İbrahim Efendi hiç haca gitmemiştir. İbrahim Efendi Posof'ta yakın Kemal'in birisi. Dedesi mi oluyor? Kemal'in dedesi mi oluyor o? İbrahim Efendi. Kemal'in dedesi mi oluyor? İbrahim Efendi Kemal'in dedesidir, hacıdır. İstersen orayı kısaca söyleyeyim geçelim. İbrahim evet, Efendi 17 yaşında komşusu hacca gider. Hacda canı bir şey ister. Kemal hacca giden komşusunun evine gelir. Kişi Posof'ta bir yemeğin ismi. Bilmeyenler olursa söyleyelim. Havada pişen bir börek çeşidi. Kemal Hacı amcanın evine gelir der ki abla hacım benden bir şey istedi. Bir şiir de götüreyim. O da der ki ulan deli olan adam hacda senden nasıl bir şey ister ama kızıyla beraber derler ki ya bunun canı çekti. Bir şey yapalım gönderelim. Bir şey pişirirler der ki abla bak hacımın tabağı vardı. Bakır tabak. Bizde eskiden vardı böyle kapaklı bakır tabaklar vardı. Evet. O tabağın içine koy. Abla tabii bakar der ki lan hadi bir şey anladık da tabağı da kaybeder bu deli olan der. Hadi vereyim der. Bunu hacı çok severdi. Tabakla beraber bir şey verir. Bu da alır gider. Ondan sonra tabak da kaybolur. Kemal de gider. Aylar sonra hacı efendi hacdan dönerken bizim köprübaşı var. Tarihi bir köprü var orada. Eski Osmanlı zamanında yani Cumhuriyet'ten kurulduğu yıllarda yapılan bir köprümüz var. O köprünün başına geldiğinde o zamanlar köprü yok. O askeriye olan yerden mi köprü? Askeriye orada Posof'a haber salarlar. Derler ki işte hacılar geldi. Karşılamaya gelin. Karşılamaya gelenler olur. O hacı efendi der ki beni karşılamayın. Asıl hacı
İbrahim'dir, gidin onu karşılayın. Giderler apar topar İbrahim'i getirirler. İbrahim gelince komşularına bir şey söylemez. Der ki eve gidelim, ben size anlatacağım. Eve gelince der ki siz, ben hacıyım ama asıl hacı İbrahim Efendi'dir. Kalkın elini öpün derler. Ve orada İbrahim Efendi 17 yaşında tıfıl bir genç ama dürüst, ahlaklı, Kosof genci, orada İbrahim Efendi'ye hacı vasfı verilir. Ve İbrahim Efendi hacı olur. Yani Kemal abinin dedesi. Ondan sonra yani, der ki hacda ya, görürler onu değil mi yani? Efendim? Hacda görürler. Hacca tabii. Gitmediği halde hacda görünür. Der ki ya arkadaşlar bakın bu adam, ben Hicaz'dayken bana canım bir şey çekti. O bizim meşhur börek. Şimdi benim de içimden evet. Geldi. İnşallah bir şeyler yeriz. O bir şeyi evet. Biz Hicaz'da yedik. Hacda yedik. Ve Kemal bize bıraktı, kayboldu. Aha bu tabakta bu. Yani tabağı Hacı Efendi geri getirir. Ondan sonra komşular kalkarlar. İbrahim Efendi'yi de öperler. Onu hacı olarak taltif ederler. Sonra İbrahim Efendi'ye der ki hacı, oğlum ne istiyorsan bak maldan, mülkten, davardan, keçiden sana vereyim. Yok der, ben bir şey almam. Annesine gider. Annesi der ki oğlum ne yaptın? Der ki Hacı Efendi'yi karşıladım. Oğlum bir şey vermedi mi sana? Bir kıdık alsaydın ya. Kıdık keçinin küçüğü. Der ki anne yok onu da almadım. Git bir kıdık al bari. Tekrar gelir. Der ki annem dedi ki o kadar saf İbrahim Efendi. Bir kıdık alsaydın ha buna işte bir takım hediyeler verir. İbrahim Efendi evine gelir. Bu bu şekilde. Dersen zaman varsa bir tane daha anlatayım. Var var zamanımız var. Şimdi bizim köy Mereköy bilir misin? Kalenin bulunduğu evet, köy. Evet Mereköy. O kalenin yanı. He, eskiden malum odun ağaç bu kadar ağaçlı değildi. Odunluk yoktu yani ormanlık yoktu çevrede. Bizimkiler de dedemler falan han yeri var merkezin karşısında. Bu evet. Alt tarafında oraya odun getirmeye gitmişler gece. Gece odunları getirince değirmendere var. Kalenin altından, Mere Kalesi'nin altında. Oraya gelince öküzler çekmemiş. Dedem demiş ki babama ya Şeref git köyden bir çift öküz getir. Ülek atak bu odunları çekek. Şimdi bizim kalenin orada da eskiden derlerdi ya arkadaşlar burada cin var, peri var, şu var. Bir mezarlık var. Allah orada yatanlara da rahmet. Müslüman mezarlığı da var. O mezarlıktan geçmek hep çocukken korkardık. Babam da çocuk. Yani kalenin yanında mezarlık var mı? Ben o kaleye gittim birkaç kez. Böyle şey mezarlar var. Hala duruyor. Yukarı köylerden evet. Gelen. Ondan sonra babamı gönderir dedem. Babam gelir. Tam kaleye mezarlıkların oraya, kalenin oraya vardığında mezarın içerisinden birisi beyaz bir elbiseyle çıkar. Babamın ödü çatlar. Eyvah der. Ben cinlendim, perilendim falan. Mezardan ölü dirildi falan. O arada der ki Şeref korkma. Benim lan der. Dede şey Bedel Ağa dedi ki git bir çift öküz getir. Hadi gidelim köye öküz alalım. Köye beraber gelirler. Bir zaten dedenin öküzleri boldu. Ağırdan bir çift koşarlar. Boyundurukla getirirler. Neyse kısa keseyim köye varırlar. O arada şiddetli bir yağmur yağar. Sırımsıklam olurlar. Dedem diyor nereye ki, mi gelirler? Köye kadar mı gelirler? Yani evet, köye. Nereye gelirler? Yardım eder ve köye çıkarlar. Bu arada yağmur yağar. Yağmur anında ıslanırlar. Dedem de der ki ya bu oğlana şey yapın. Yıkayın, temizlensin. Bir de elbise giydirin, yatakta gösterin. Biliyorsun bizim eski yazlıklar vardı. Şu andaki modern ağaçtan yapılan evler gibi. Dedemin de bir yazlık evi vardı. O yazlık evde Kemal'i misafir ederler. Yemeğini falan verirler, yatar. Sabahleyin dedem der ki gidin şu oğlanı çağırın kahvaltıya gelsin. Giderler ki Kemal akşam gelmiş mi, gelmemiş mi? Ama aile halkı bunu görmüş. Şu an babam sağ. Ben zaten ondan dinlemiştim bunu. Ve Kemal o gün kaybolur. Ondan sonra bizimkiler tabii konuşmazlar kimseye. Derler ki hayal gördük. Bu adam belki de yoktu. Konuşmazlar. Daha sonra zaten bu tür insanlar öldükten sonra şey yapar. Kerametleri belirdiği zaman insanlar kaybolur.
Yani Allah rahmet etsin. Kemal'imiz de öyle biri. Sadece bizim Posof'ta değil, özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde Ardahan, Artvin, Şamşat, Erzurum, özellikle Ağrı, Van ve özellikle Sarıkamış. Şu anda benim yazımın altında bir arkadaş yorum yapmıştı. Burada öğretmen evet. Adam Sarıkamış'a Kemal'in geldiğini, Kemal'i aynen bizim gibi tanıyor. Yani Kemal yani tüm Doğu Anadolu'da tanınıyor. Tüm Doğu Anadolu illerinde. Ben o şeylere girdim. Araba hadisesinin hepsi doğru. Kosova'dan çıkıp Kars'a, Ardahan'a arabadan önce gittiği söylenmekte. Belki şu anda gençler ve dinleyenler belki şimdi masalımsı gibi bir olay olduğunu söylerler ama biz bunu yaşadık. Zaten, siz yaşadınız. Efsane. Az önce Nihat Kalem'de anlattı bir hadiseyi. Yani böyle yüzlerce değil mi? Yüzlerce örneği var. Sadece bir iki örnek olsa diğersin biraz anlaması biraz zor olur ama şu an yüzlerce böyle hadiseler yaşanıyor. Tek bir hadise değil yani. Şimdi Sayın Ozan'ım, Kosof'ta Kemal gibi dervişlerimiz var. Bu sadece deviş... Kemal'da yok değil mi? Birkaç derviş daha var herhalde. Başkaları var. Sakıp Dede var. İnşallah onlar da daha sonra işleriz ya. Kosof'ta mesela Sakıp var. O da öyle. Ezo Dede var. O da öyle. Bunlar Kosof'ta zaman zaman kerametlerini gösteren insanlar. Şimdi biz bugün evet. Kemal'i anlatıyoruz. Ben Kemal'le ilgili böyle toparlayayım. Belki zamanda yoktur. Kemal, hocam Kemal kaç doğumluydu? Ve... Bir onu şey yapsana. Kemal kaç doğumluydu? Bir de mezarı onu... şu an nerede? Onu da söyleyelim. Kemal abi yani belki bizden 10-15 yaş büyük. Kadar yaşlı değildi yani değil mi? 40'lı falan olabilir yani. 40-43'lüden kesin öğrenim şu anda. Şimdi Kemal abi anlatmaya başlayalım. Mesela ben şimdi dinleyicilere sorayım. Çakmak ve dirgen dediğimde Kosoflu birisine çakmak ve dirgen dediğinde rahmetli Kemal'i hatırlar. Şu çakmakla dirgen Kemal abiyi bütünleştirmişti. Böyle 8-10 tane güzel bir yeleği vardı. Yeleğinden her tepinde bir çakmak. Aynen. Şimdi Necdet Hocam bu çakmakla dirgenler sanıyorum biriktiriyormuş, satmıyormuş. Bazılar sanar ki satmak için. Onlar yok. Ne yapıyordu? Yoktu. Mesela detaylı bilgisi var mı? Sayın Ozan'ım Kemal'e ben dirgen çok verdim. Dirgen satardık o zaman. Gelirdi hatta kızardı. Ulan derdi bu yaramaz. Bak Posof'a böyle kötü dirgenler getirmeyin. Özellikle Erzurum'da. Yani bu kadar dirgeni ne yapıyordu? Asıl millet onu merak ediyor. Ben de şahsen şimdi, onu merak ediyorum. Yani bu kadar her evden bir dirgen bugün, alıyor mesela. Bu dirgenleri ne yapıyordu? Çakmak ve dirgen Kemal'le bütünleşmiş iki tane Kemal'in aracı. İkisinden de çıkardığı yerde. Şimdi siz sazdan inşallah onu da yaparsınız. Çıkardığınız o melodi var ya o insanın hitap eder. Kemal de çakmağıyla melodi çıkarırdı. Tak 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 tak. Ben de vardı ya, ama müzikası kaybettim. Da varmış sanıyorum. Müzikası varmış. Geçen Yakup Ergün söyledi. Alköy'ne giderken o müzikadan çalıyormuş devam. Müzika. Müzik aleti de varmış hani Kemal'in. Bildiğim kadarıyla. Ben Ozan'ım dirgeni de vururdu böyle yere. Dirgen taşın üzerine. Zaten dirgen iyi çelik değilse altı dişli olacaktı. Beş dişli falan olmazdı. Orijinal olacaktı. Rus yapımı olacaktı falan böyle orijinallığı da arardı. Mesela çakmakta da arardı. O eski muhtar çakmakları, muhtarlarımıza selam olsun. Muhtar çakmaklarını Kemal çok yaygınlaştırdı. Gazla şey çakmakları. Kemal onlardan o çıkardığı melodiler zevk alırdı. Ve onları çevresinde hobi diyoruz her işi. Hobi haline geldi. Hobisi demek ki. Hobi haline gelmiş. Şimdi hobi diyoruz. Evet. Evet, evet. Ozan'ım Kemal bir dervişti. Garip bir dervişti. Yani bu dervişi tarif. Az önce dedim yani bu ya, dirgenleri alıp satmıyordu. Kimseye dokunmayan garip Anadolu insanı. Yani kimseye dokunmayan
bir derviş. Eyvallah. Senin Kemal, bir kardeş yazmış ki o dirgenleri Merek'te biriktiriyormuş diye yazmış da. Öyle bir şey var mıydı? Biriktiriyordu. Fakat dirgenlerin şeyini bilmiyorum. Akıbetini bilmiyorum ancak yakınları ne yaptı? Keşke alsaydık birini antika olarak kullanmak. Ya şimdi Necdet Hocam diyorum yani Posof'ta belediye başkanı da gerçi aynı fikirde de Posof'ta bir müze gibi bir yer düşünüyorlar sanıyorum. Keşke diyorum bu dirgen Posof'ta Kemal'e ait, bizim Posoflu Kemal'e ait böyle bir köşe olsa hatıralarda orada yaşatılsa çok güzel olur. Yani şimdi Ozan'ım Posof zengin. Kim yani Posof'a o kadar simge var ki Zülali mi dersin, Müdami mi dersin, Aşık Üzeyir mi dersin? Zaten bu üç tane dev insan, büyük insan zaten evet. Burada Posof için yetiyor, artıyor. 14 tane daha ve gibi tam tamamlayamadım ama 70'in üzerinde şu anda yaşayan canlı Ozan'ımız 14 tane de ahirete dikkat edilen büyük Ozan'larımız var Kosof'ta. Bunlardan zaten Müdami, Zülali, Üzeyir yetiyor. Özellikle bu üç Ozan özür dilerim sizin alana girmeyeyim ya. Bu üç Ozan halk hikayeciliği, Türk edebiyatındaki 16. yüzyılda gelişen halk hikayeciliğinin türkülü hikaye kısmını edebiyatımıza mal eden üç tane büyük insan. Ve bu hikaye deyip geçiyoruz. Yani yaşanmış, yaşanması mümkün olaylar. Bu hikayelerde gerçekler saklı. O gerçekleri bu üç ozanımız sizlerin aracılığıyla bunları daha çok tanıtmış oluruz. Mesela bu üçü de bade şairi. Bade içmiş. Pirlerinden bade içmişler. Gerçekten sevgiliye aşık olmuşlar. O sevgilileri Allah aşkıdır, ilahi aşktır. O aşkla yaşamışlar. Kavuşmadan da ölüp gitmiş. Üçü de. Üçünde de var bu özellik. İnşallah daha sonra bunları işlersiniz. İstersen siz Necdet Hocam siz Müdami'ye inşallah bir ara özel yayın yaparız. Aşık Müdami olsun diye. İnşallah. Öyle bir özel yayında anlatalım. Siz Müdami'yi gördünüz herhalde sanıyorum. Müdami'yi görmedim Müdami'ye ama Müdami'ye yetiştiniz mi acaba? Çocukluk yaşımda yaşıyordu. Bize kısmet olmadı o evet. Sıra şey ama Müdami'nin oğullarıyla çok samimiyim. Bir oğlu Ataman Bey bizi dinliyorsa kulakları çınlasın. Allah razı olsun. Ataman Bey. Geçen bir oğlu rahmetli. Sağ, bir oğlu eyvallah. Daha sağ Müdami'nin. Evet Hikmet yani, hayatta yani, olan Hikmet Ataman var. Halil Ataman var. Bizleri izliyorlarsa evet. Selam yolluyoruz bu değerlerimize inşallah. Hep birlikte sahip çıkalım. Uzan. Şimdi Posof için bakın birkaç tane şey vereyim. Yani gidip görmek isteyenlere. Özellikle evet. Kemal'in hikayesi. Ellez dedenin hikayesi, Sakıp dedenin hikayesi, şehit Hatice annemizin hikayesi, Badeleli şehit Hatice annemizin. Hmm. Sonra merkez çok tarihi bir yer. Posof'un girişindeki köprü, bizim Kemal'in dedesi Recep Efendi. Merak arası da çok güzel. Evet, Caksuyu Köprüsü, Hıran, Mere Kalesi, Kol Kalesi, Cak Kalesi, Erim Kalesi, Süngülü'deki kale. Ayrıca bir şey daha açayım. Kaymakamımız inşallah o projeyi gerçekleştirir. Posof'un gölleri. Tabiat harikası. Gidip görmeye. Çok göl var ya. Posof'ta Necdet evet. Hocam. Posof'ta meğer çok göl varmış. Bayağı göller var yani. Sadece bunları bir yaz. Sadece derim. Evet. Şu anda Alköy'ünde olduk olsun, Sinsetip'te olsun, Çilvan'a. İnşallah ayrıca sesin biraz kısık geliyor Necdet Hocam. Biraz telefonumuz İnşallah onları uzak. Özel bir yayında konuşalım. Posof'un, Necdet Hocam, Posof'un en güzel yerleri diye bir özel yayın yapalım. Belediyemizden, sağ olsun belediyemiz bir de güzel şeyler yapıyor, projeleri var. Bu Posof'ta bir müze şey var mı acaba? Böyle bir fikir var mı? Posof
Posov için böyle Posov'un Posov'da yaşamış değerleri sergileyecek öyle bir şey var mı acaba? Şahsen öyle bir yerin açılmasını çok isteriz. Sanıyorum bir ara gündem oldu ama şu an haber pek haberim yok benim şahsen. Şu an Necdet hocam bağlantı gitti sanıyorum. Eğer öyle bir proje varsa çok iyi olur. Buradan belediyemize de duyurmuş olalım. Öyle bir şey olursa çok memnun oluruz şahsen pozitif olarak. Şeker Züler Baba'nın yeğeni olarak şahsen çok seviniriz. Hepimizin beklentisi bu. Evet. Şu an sesim evet. Geliyor mu Necdet Hocam? İnşallah yayın gitmedi ya. Benim şarj bitti. Yayın tekrar geldi şu an. Yine şükür bağlantı oldu. Şimdi oradan belediye yine Necdet Hocam ses gitti sanıyorum. Geliyor evet, geliyor ben sizi dinliyorum. Benim sürem bittiyse, zaman bittiyse çekilebilirim. Evet. Toparlayalım istersen. Toparlayalım. Biliyor musun? Görüntüyü duraklıyor nedense. Şu an duruyor, duyuyor mu? Sevgili benim sizin geliyor. İstersen bir dahaki sefer istiyorsan tamam. Dirgen yaşadığı zaman içerisinde yerde köy ve kasabalarda dolaşmış bir derviştir. Dirgenci Kemal tüm Posafan herkesin gönlünü fethetmiş ehil insandır. Dirgenci Kemal tüm Posafan salmış herkesin insan dedik. Yaşadığı sürede bakın bunlar çok önemli. Evet. Yemeği pek sevmeyen, devamlı sigara içen, sigaranın birini yakıp diğerini söndüren, yanındakine çokça bulunan çakmaklarından tek tek çıkarıp yakan, söndüren ve onlarla oynayan dirgenlik bir adam. Dirgenci Kemal kasabada herkes tanır, yaşadığı zamanda aman bu deliden ne olur diyenler Kemal ölünce onun manevi olarak yaşadıklarını dillendirdiler. Onunla yolculuk yapanlar onu hep anlattılar. Hatta arkadaşımız anlattı, burayı kısa keseceğim. Bir yerde yolculuk yapanlar mesela onun Kemal'in arabaya binmeyip onlar diyelim Kosov'dan Kars'a gidecekse Kemal arabaya binmeden veyahut da vesaire yerde inip gitti. Karşılaştıklarını anlatanlar var. Kemal istediği şehre gidip insanlarla iletişim yolculuk esnasında çok dalga geçen çocuklar, hani çocuklar dalga geçer ya, dalga geçen çocukları seven, onlara zarar vermeyen, büyük kasabanın delisi gibi davranan ancak deliliği, burası çok önemli. Deliliği, hak deliliği olduğunda hepimize geniş bir şekilde bilgi bırakan bir insan. Hocam bu Kemal'e inancı nasıldı? Namazlarını kıldığını söylediler. Hatta en son nefesinde akrabalar anlattı. Kemal dünyanın sonu yakın olduğunu söylemiş ve namazları sakın terk etmesin diye çok güzel nasihatlar da vermiş çevresine. Namazlarınızı sakın terk etmeyin diye Kemal böyle son nefesinde bile insanlara güzel nasihatla gitmiş. Allah rahmet eylesin. Dirgenci Kemal çok buyur. İnancı normal evet. Bizim Necdet Hocam yayın şu an bayağı durakladı. İnşallah
tekrar bir Necdet Hocam tekrar bir yayın yaparız inşallah beraber. Şu an yayın bayağı duraklıyor. Söylediklerini de anlaşılmıyor. Yani şöyle duraklıyor, tekrar başlıyor. O şekilde oluyor. Yayında bir sorun var. İnşallah başka bir yayında tekrar özel bir yayın yapalım. Tekrar. Evet. Şu an maalesef düzelmedi Necdet Hocam. Şu var. Kemal İnanç şimdi bakın yani bu özellikler olması onu söylememize gerek yok yani. Evet güzel anlatıyor Necdet Hocam da yayın da duraklıyor maalesef. Başka bir yayın mı yapalım? Şu an Posof'ta mısın? Posof'ta mısınız? Tabii ki Posof'ta yani. Posof'ta mısın Necdet Hocam? Beş vakit bir insan yayın duraklıyor maalesef. Bana öyle geliyor acaba şu an Sevindi kardeş yayın nasıl geliyor? Bizi izleyenler için bilmiyorum nasıl geliyor. Yorum yapmayacağım. Evet. Ancak tamam. Anladım. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ederim. Posofa inşallah. Posofa selamla diyorlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle değerli kültür. Evet, Necdet Hocam yayın da şu an durdu maalesef. İnşallah Necdet Hocam'la tekrar bir yayın yaparız. Posof'taki değerler anlatırız bu yayında. Sağ olsun Necdet Hocam çok güzel yorumladı. O sofa bu hafta gideceğim. Şu an canlı keşke yayın düzelseydi ben devam etmek isterdim ama yayın durdu maalesef. Yani. Necdet Hocam'ı buradan tekrar selamlıyoruz. Yani dostlar çok sağ olsun. Teşekkürler ediyoruz. Necdet Hocam yayın maalesef görüntü durdu. Tekrar başka bir yayında yayın düzeldiği zaman inşallah tekrar alırız diyoruz Necdet Hocamızı. Şu an Nalbant Hocamıza, ustamıza hatta bir yayın yolladım. Şu an Ergün Nalbant kardeşimize destek yolladım. İnşallah bağlanırız. Evet, ya usta çok güzel bir güneş var. Benim güneş beni seviyor herhalde. Ben de güneşi severim. Şimdi doğrusu. Şu an Nalbant ustamıza bağlanmaya çalışıyoruz. Ergün Nalbant ustamızı bağlanırsa memnun oluruz. Dinlemek isteriz. Geçen sağ olsun Pozoflu Ozanlar Dirgenci Kemal'e özel şiir yazdık ya olsa. En az sanıyorum 40-50 kıtayı açtı. Sağ olsun çok güzel bir şiir oldu. Yad etmiş olduk. Yine sadece Kemal değil de olsa Pozof'ta çıkmış değerlere de böyle zaman zaman yer veriyoruz. Yine Zülali Baba gibi Zeyir gibi ozanları zaman zaman yad ediyoruz. Aşır Müdemi gibi. Eyvallah Necdet Hocam sağ olun. Çok güzel bilgiler verdi Necdet Hocam ama yayın durakladı maalesef sona doğru. Ama inşallah Necdet Hocam'la tekrar bir Posof değerleri üzerine yayın yaparız. Gördüğünüz gibi Necdet Hocam'ın da dediği gibi Posof'ta değerler de yavuşlar sadece Kemal'la, Dirgenci Kemal'la, Posoflu Kemal'la sınırlı değil. Posoflu Kemal çok bilinen bir isim ama rivayete göre Posof'ta böyle evliya zatlar, bu tür keremet sahibi insanlar çok. Onları da inşallah başka bir yayında anlatırız. Yine Huzurlu Zülali Baba gibi, Aşık Üzeyir gibi, Aşık Mülami gibi çok değerler var. Evet, sesim şu an. Evet, Necdet Hocamıza tekrar selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, ses şu an iyi geliyor mu bilmiyorum. Şu an sevindik. Kardeşimize tekrar yayını almak isterim. Nalbant ustamıza tekrar bir istek yollayalım. Acaba bağlanabilirse daha sonra sevindik kardeşimize tekrar yayını alırım. Yine
Babam ya usta hatırı anlatmak isteyen, bağlanmak isteyen varsa bir istek olmasın bizde buradan. Evet isteği onaylayalım. Babam usta bağlansaydı iyi olurdu biraz da. Evet. Her gün ustamızı dinlerdik. Nalan Usta'ya bağlamak istedik ama diğer usta şu an pek mümkün olmadı. Şu an tekrar sevindik kardeşimize bağlamaya çalışıyorum. Evet, ses kısık mı geliyor? O bazen canlı yayına bağlantı yapıldığı zaman ses gidiyor diğer usta. Bu da teknik bir arıza sanıyorum. Şu an inşallah ses düzelmiştir. Şu an sevindik. Bazı kardeşimize bağlamaya çalışıyorum. Evet, tekrar sevindik Bazcı'ya bağlanacağız ve sohbetimize devam edeceğiz. Az önce sağ olsun Necdet hocamız güzel yorumladı. Necdet hocamızla tekrar teşekkür ediyoruz ve inşallah başka bir yayında Kosov değerlerini anlatırız. Tekrar güzel diyarın bu diyardan çıkmış değerleri anlatırız ya usta. Evet, hem o değerlere bir vefa olur. Hem de bu değerleri yad etmiş oluruz. Ne mutlu bu değerlerin yavuzlar, bu değerleri bilene, bu değerleri yaşatana, yaşayanlara, bu değerlerle birlikte sahip çıkanlara diyoruz. İnşallah Kosov Belediyesi'nde de yavuzlar bu değerleri, evet inanıyorum ki Kosov Belediyesi de bu değerleri tanıtmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah bir kültür evi açılır müze şeklinde. Ve niyetimiz, isteğimiz o. Böyle değerler orada yad edilir. O kültür evinde bu değerlerimize mahsus bir köşe açılır. Kemal gibi, Bilgenç Kemal gibi. Evet, tekrar Balcı kardeşimize bağlandık. Tekrar hoş geldiniz. Abi merhaba. Sohbetimiz, merhaba. Tekrar diyoruz, devam ediyor ya dostlar. Ses düzeldi mi acaba şu an? Senin sesin geliyor ama. Ses şu anda iyi abi. Ses iyi. Evet. Bazen Necdet... bağlantı yapınca ses geliyor nedense. Nalbant ustamıza bağlantı yolladım ama maalesef bağlanamadım. İyi olur bağlantı. İnşallah. Abi Necdet hocam çok güzel anlattı. Çok güzel de fikirler verdi. Geçeden hepsine katılıyorum. Geçeden çok güzel katkı sağladı. Çok sağ olsun. Yayın canlı olduğu için. Tekrar kapanmak evet. Da istemiyor çünkü kapanınca tekrar başka bir yayına geçiyor. Nihat Kalem ustam şu an sesimiz nasıl? Nihat Kalem ses güzel abi ses güzel. Sesle sorun yok şu anda. Ses harika. Ses düzeldi mi? Tamam. Ya. Eyvallah. Ben orada bir kalan birkaç şeye cevap vereyim. Nihat hocam Necdet hocam çok güzel her şeyi güzel anlattı. Fikirleri de çok güzeldi. Sen o dirgenleri sordun ya. Ben dedim ya amcamın evinin yanında evlere karşıda hemen. Rahmetli olduktan sonra bir merek dolusu dirgenin çıktığını söylediler. Tabii onu da konu komşuya falan orada ciddi insanlara dağıtmıştırlar yani. Çağmahmahma onları bilemiyorum artık. Onlar ufak tefek bir şeyler olduğu için. Ama ya, bir merek dolusu dirgenin çıktığını biliyorum ben. Ustam, ben orada olduğunu biliyorum. Eyvallah. Efendim? Yayın düzeldi diyor. Ses güzel. Görüntü güzel diyor. Eyvallah. Nihat ustama da tekrar teşekkürler. Ergün Nalbant ustamıza da inşallah başka bir zaman şu an bağlanamadık. Kendi istek yollarsa buradan her zaman bekler Şekeroğlu. Evet böyle güzel değerler yad ederiz birlikte. İnşallah. Devam ediyor muyuz yoksa bilmiyorum. Ben gene anlatabileceğim şeyler var ya. 5-10 dakika daha devam edelim. Ben yorumlara bakamadım. Yorumlar nasıl? Sen baktın herhalde. Ben de takip ettim. Bazı arkadaşlara ben cevap verdim. Sonra sen yine bakarsın yani. Evet. Mümkün mertebe ben cevap vermeye çalıştım. Necdet hocama yayındaydı. Onu dinlerken yorumları pek şey evet. Yapamadım. Ama gerçekten güzel. Yine sevindik kardeşimiz yine
Necat hocamız böyle yine özel bir yayın yapalım. Posoftaki değerler üzerine. Başka evet. Bir yayında yine Posoft'taki gezilecek, görülecek yerler üzerine yayın yapalım. Veya olsa konular çok aslında. Posoft'taki köyler üzerine de yayın yapabiliriz. Yani abi bu şeyleri bulun, biz şeker olan zaman yayını açarız yani, sorun değil. Hatta biz de abi biz bu Posoft'un yani şeylerini yayın, anlatıyoruz ama. Evet, yayını şeker yani yapması bu şart değil ya olsa. Siz de yayın yaptığı zaman Sevindik kardeş olsun, evet. Şeker oğlu olsun. Yine Necdet hocamız gibi böyle isimler, yine Nalbant ustamız gibi, her zaman yine Nihat Kalem kardeşim gibi, yani onlarca Posoflu, Posof'a gönül vermiş herkes katılır yani, seve seve katılırız. Böyle yayınlar bence yapılmalı, devam etmeli. Evet. Yani ben şu anda geçen gün bizim konuştuğumuz bir sohbette vardı ya, bu pandemiden sonra Posof'a bayağı bir akın olacağını tahmin edebiliyorum ben. Yani böyle şey için, ziyaret için, tatil için. O yüzden Posof'taki gezilecek yerlerin de insanların bilmesi gerekiyor. Yani onları bir türlü anlatmamız gerekiyor. Giden şey insanlar Posof'ta. Evet, bu evet anlatma lazım. Bu güzel gelişmeler de var biliyorsun. Bu ahşap evler yapılıyor. Ondan haberin var mı? Evet, evet. Hepsinden haberimiz var abi. Yani istersen bu konuyu başka bir zaman işleyelim. Şu anda Kemal amcayı konuşalım, evet. Bitirelim bilmiyorum. Evet. Yani ama o konuyu şey yapalım, duyuralım. Böyle güzel gelişmeleri özel bir yayın yapalım. Bu yayınımız sadece Kemal olsun. Kemal'i anlatalım. Kemal hakkında yine anlatacağım bir şey varsa Sevindik kardeş. Abi Kemal amca ya hocamın çok güzel fikirleri vardı. Yani bunu belediye başkanına veya işte kaymakamlığa falan direkt onların eline şeyi bırakmamak gerekiyor. Ben onlardan yardım istenilebilir ama sonuçta o insanların açacağı bir tane bina orayı doldurmayacak. Bence insanların da hem fikir olarak hem malzeme olarak yardım etmesi gerekiyor. Yani bunun evet, işte Kemal amcanın bu efendim. Öyle dediğin gibi öyle bir yer yapılırsa böyle müze gibi bir yer yapılırsa sadece yani bir tane ozanlarımızın, ışıklarımızın, değerlerimizin sergilendiği köşe evet. Güzel olur. O yüzden de insanların çok yardımının olması gerekiyor. Yani bir binadan ibaret değil. Kemal amca binası yazdı. Yani ama onun da olması lazım. Bu insanların yardım etmesi lazım. Her türlü işte malzeme olarak, fikir olarak, hikayeler olarak her türlü yardımlarının da gerekiyor. Resimler yani, falan gerekiyor. Şu an hemşehrilerimiz bizi duyuyorsa bir çağrı yapalım. İrganci Kemal'la ilgili yavuzlar, elinizde resim, yeni resimler varsa, şu an resmi 5-10'dan fazla resmi yok maalesef. Yeni yani yapılacak saklamayalım. Bunları aktarmaya çalışalım. İster siz paylaşın, ister bizlere yollayın. Bizler de paylaşırız. Evet. Yine videolar varsa, şu an tek bir video var. O da Arile Köyü'nde çekilmiş. Sevindik kardeşimiz evet. Yolladı bana da. Yani inanın bir günde 4000'e yakın, hatta 4000'i de açtı. 24 saat içinde 4000. Abi ben bile ya boş kaldığımda açıp izliyorum yani direkt Kemal amcaya odaklanıp onun hareketlerine falan bakıyorum. Onun işte çakmağı yakması, işte ses tonunu işitmek istiyorum. Çünkü ben az çok hatırlıyorum. Bende de onun yeri ayrı yani inanıyorum ki Posof'ta işte evet. Sana çok önemli bir soru soracağım Sevindik kardeş. Yani, buyur abi. Gerçekten belki herkesin merak ettiği bir soru, düşündüğü bir soru. Acaba Kemal neden bu kadar Posof'ta sevildi? Bunun gerçi ben Posof'ta Kemal şey biraz ya sizce bak ben zaten açıklamalar yapıyorum. Evet. Ya açıklamalar yapıyorum ya. Posof'ta şu anda onun değeri o zamanlar yaşadığı zamanlar pek bilinmedi. Yani ben öyle gördüklerim, duyduklarım pek bilinmedi. Öldükten sonra daha çok kıymeti bilindi. Kemal amcanın sevilmesinin sebebi sadece ve sadece olduğu gibi olmasıydı. Olduğu gibi görünmeseydi. Yani öyle insanları kırmazdı, kötü bir şey yapmazdı, kötü bir şeyi yoktu. Tamam sigara içiyordu, onun kendi şeyiydi ama işte hocam da dedi ya fazla yemek yemezdi, öyleydi. Yani oturup da kalkması bir olurdu. Çay mı içtiği falan görülmemişti. Yani, kimseye bir zararı olmamıştı. Dünya adamı değildi demek ki. Gönül insanı. Dünya adamı değildi. Yani kimseye hiçbir zararı yoktu ki. İyilik yapan da dua ederdi. Kötülük yapanda da tabii onun ona kimse eziyet verdiğinde böyle bir kötülük falan yaptığında onun bedduası da hemen tutardı yani bir de o durum vardı.
Az önce Kemal'in dedesi de böyle keramet sahibiymiş. Evet evet. Yani ben o sizin dediğiniz bir şey hikayesini ilk orijinal olarak duyduğumda dedesi olarak duymuştum. Hocam gerçekten doğrusunu anlattı çünkü öyleydi yani. Dedesi olduğunu biliyorum ben de. İbrahim Efendi. Evet evet İbrahim Efendi. Öyle öyle. Ben de öyle duymuştum ama sonradan yani onu değiştirmişler gibi geldi. Yine geçen Allı benim değerli Ozan hemşerim, şair hemşerim. Allı Yakup kardeşimiz, Yakup abimiz de Kosov'da sadece Kemal değil dedi. Yani 3-4 tane evliya gibi zat yani en azından var dedi. Yaşamışlar. Var evet. Yaşamışlar. Yani kalp gözü açık insanlar diyebiliriz. Tabii bizim insanımız onu o zamanki şartlarda, o zamanki devirde pek anlamamışlar. Ki şu anda o insanların değerleri daha iyi anlaşılıyor Kemal amcada olduğu gibi. Evet, sevilmelerin nedeni gönül insanı olmaları değil mi? Ya kimseye bir zararları yok. Olduğu gibi görünüyorlar. Yani en önemlisi ne? Kimseye bir zararın olmayacak. Önemli olan o yani. Evet. Kimseye bir zararları yok o insanların. Evet. Ben yorumları göremiyorum abi. Şimdi Ergün Nalbant ustamıza bağlansaydık iyi olurdu. Bağlanabilirsin abi. Deniyorum. Beni alman lazım. Öyle mi? Tabii. O zaman bitirelim. Sen senden sonra alayım o zaman. Ben ayrılayım. Herkese iyi akşamlar diyeyim abi. Sana kolay gelsin. Ben buralardayım. Yine görüşürüz yani. Sevindi kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel başlangıçta güzel hatıralarla yad ettik. Yolculuklar yaptığını söyledi babasıyla. Ya ben yine anlatırım. Önemli değil. Ben zaten yazıyorum. İnsanlardan duymamız daha önemli abi. Evet, evet. Şu an Ergün Nalbant ustamızı almaya çalışacağız. İyi akşamlar abi. Evet. Çok hayırlı akşamlar. Sağ olsun sevindik kardeşimiz de. Güzel yardımcı oldu bize. Yine Nalbant ustamıza tekrar bir bağlanmaya çalışacağım ama bakayım. Birkaç kez denedik. Bakalım bağlantı kurabilecek miyiz? Evet, bağlansa iyi olur çünkü bağlantı ustamız da Kosova'yı iyi biliyor. Kosova'daki değerleri bilen bir kardeşimiz. Evet, maalesef bir sorun var. Bağlantı ustamıza şu an değerli dostlar gerçekten çok bağlanmak istedik ama denememize rağmen olmadı. Değerli dostlar bundan dolayı şöyle bir şiirle yazdığımız, gerçi Nalbant Usta'nı da burada beraber yazdık bu şiiri çünkü. Kosovlu Kemal'a değerli dostlar Kosov'un en az 4-5 ozanı birlikte böyle değişli bir şiir yazdık. Oradan Nalbant Usta'nın da şiiri var. Oradan okuyacağım. Şu an zaten şiir ekranda. Yavuzlar bir güzel fon müziğiyle o şiiri okuyalım ve böylece o şiirle yazdığımız Dilgenci Kemal'a daha önce de şiirler yazdık biliyorsunuz. En az 4-5 şiir yazdım Şekeroğlu olarak. Yine ustalar da sağ olsun böyle Kosovlu Kemal adına birlikte de değişli şiirler yazdık. Onu birlikte okuyalım Yavuzlar ve böylece yayınımızı bu şekilde devam ettirelim. Şu an kamerayı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şiir hemen ekranda yazıyor. Bu şiiri gruplardan da paylaştık. Şöyle yaklaştırsam. Peki. Ha, geçti bir efsane Kemal. Aslında şiirin başlığı bu diye yazıyor. Aslında başlık olarak bunu kullansaydık daha iyi olacaktı ama inşallah birazdan başlığı değiştiririz. Gerçekten başlık güzel gördüğünüz gibi. Geçti bir efsane Kemal. Sağ olsun. Burada Şekeroğlu, Nalbant Usta, Yakup ve Kaya Usta gördüğünüz gibi yardımcı oldu. Olgun Kaya, Kosovlu Ozanlar bununla yazdığımız şiirdir. Ergün Nalbant Usta'mız da gördüğünüz gibi. Tarabetli Yakup Ergün, Olgun Kaya 4 Ozan'ın yazdığı bir şiir Yavuzlar. Birkaç mısrasını okuyalım ve böylece Yavuzlar bu güzel şiirle
yayınımızı sonlandıralım. Gezdim, gezdim tüm doğuyu, Kars Ağrıvan'ı, canı gibi sevdi yurdu vatanı, hemen hemen yakalardı dirgen tutanı, geçti bir efsane Kosoflu Kemal. Dirgene yıllarca hayran, hayran kehammal, bir yanın Kosoftu, bir yan Kars'damal, ruhun şad mekanın cennet Kemal, geçti bir efsane, geçti bir efsane Kosoflu Kemal. Kerameti, keramet sahibi efsane Kemal, mızıkayı sever derdi ki bir çal, mızıka olmasa flüt kahkaval, geçti bir efsane Kosoflu Kemal. Köyler gezer Kemal diyarı eli, dalga geçen bilmez sanardı deli, halbuki Allah'ın hakiki veli, geçti bir efsane Dirgenci Kemal. Evet dostlar, gördüğünüz gibi şiir uzun. Bu şiir uzun. Sadece ilk açılış mısrasını söyledik ve yad etmiş olduk tekrar Kemal'ı. Yavuzlar, evet tekrar katılan Yavuzlar, canlı yayına katılan herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Sevindi kardeşimize, yine Nihat Kalem kardeşimize, Necdet Özer hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çok güzel oldu. Nalbant ustamıza da bağlamak istedik ama şu an bugün teknik bir arızadan dolayı mümkün olmadı. İnşallah başka bir programda Yavuzlar Kosof değerlerini Allah ömür verdikçe Şekeroğlu ve sizlerle birlikte anlatmaya, bu güzel insanları yad etmeye devam edeceğiz. Ne mutlu değerlerine, Kosof'tan çıkmış bu değerlere Yavuzlar, ne mutlu sahip çıkanlara diyoruz. Tekrar tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Ve böylece programımızın, yayınımızın sonuna geldik. Yavuzlar, gördüğünüz gibi bir buçuk saatten, bir buçuk saate yakın diyelim yayındayız. Tekrar herkese selamlar diyoruz. Şu an yorumlara tekrar bakıyorum. Evet, Nihat Kalem ustamız her eve gitmezdi diyor. Her evde yemek yemezdi Yavuzlar. Aynen. Yani çıkarcı anlaşılıyor ki burada Kenan, evet Kemal, Kosoflu Kemal de olsa çıkarcı biri değil, yani menfaatçı biri değil. O bir gönül insanı, sevdiği insanın sadece evine gidiyor, sevdiği insanın yanında kalıyor. Evet, evet bir de Nihat ustamız yine yazmış, büyük bazı büyüklerimizin sakın Kemal'in bedduasını almayın diye başınıza kötü iş gelmesin diye nasihat ettiğini söylüyor. Evet. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. İnşallah başka bir yayında Kosoflu değerleri yad etmeye Yavuzlar devam edeceğiz. Rabbim cümlemizden razı olsun diyoruz Yavuzlar. Evet. Zülali Baba'nın Yavuzlar bir mısrasıyla, Zülali Baba'nın biliyorsunuz Bir Gün Olur şiiri var. Ruslara karşı yazdığı, Ruslara meydan okuduğu bir şiir. Biz bu zulmetler içinden çıkarız bir gün olur. Garba şarka, yıldırımlar saçarız bir gün olur dediği şiir. İlk mısrasını söyleyerek de olsa alın. Sizlere tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, şu an güneş bizi çok sevdi. Biz de güneşi sevdiğimiz için fazla uzağa da gitmek istemiyoruz. Ve olsa güneşimiz devamlı olsun, daim olsun diyoruz. Evet, Yavuzlar, biz millet olarak, ülke olarak çok şükür, çok şanlı bir geçmişimiz, şanlı bir tarihimiz var. Bundan gurur duyuyoruz, bayrağımızla, ezanımızla gurur duyuyoruz. Evet, bizler Kosof Ardahan insanı olarak her zaman devletimizin yanında durduk, her zaman bu değerlerimize sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Her zaman ümit varız Yavuzlar, bu ülke inanın ne kadar güçlü olursa, birlik, kardeşlik olursa, bu ülkenin daha da dünyada söz sahibi olacağına, ülkemizin söz sahibi olacağına inanıyoruz. İnşallah o birlik, kardeşlik olduğu, Türk Cumhuriyetlerin birliği, İslam aleminin birliği olduğu güçlü bir Türkiye'nin, daha, şu an çok şürgine güçlüyüz ama daha bir güçlü Türkiye'nin, dünyada söz sahibi olan bir ülkenin,
olacağı günleri, geleceği günleri Kevser bekliyoruz. Rabbim o günleri göstersin diye dua ediyoruz. Böyle bir dua ile, temenni ile Şekeroğlu sizlere selamlıyor. Avrupa'dan, şu an Avrupa'dayız. Avrupa'daki dostlara, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda'daki kardeşlere tekrar selamlıyoruz. Yine Kosova, Ardahan'a, doğduğumuz topraklara, yine İnegöl'e, Bursa'ya, ikinci vatanımıza selamlar diyoruz. Evet, Necdet Öner Hocam, eyvallah. Şu an programın sonuna geldik ya dostlar. Programı kapatıyoruz. Necdet Hocama, Nihat Kalem ustamıza, sevindik kardeşimize tekrar selamlar diyoruz, teşekkürler diyoruz. İnşallah başka bir yayında görüşmek üzere diyelim. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Güzel bir yayın oldu. İnşallah Kosova adına çok güzel gelişmeler de olur. Bulgar Dağı tünelimiz açılır. Yine Kosova'da büyük projeler Kosova'da yapılır. Ya dostlar bunun biz de her zaman takipçisi olacağız. Ne mutlu özünü, öz diyarını, vatanını, memleketini ya dostlar sevene, düşünene diyoruz. Değerlerine sahip çıkana diyoruz. Evet, bugünlük bu kadar ya dostlar. Güzel bir yayın oldu. İnşallah başka bir yayında yine inşallah görüşürüz. Yine Kosova değerlerini anlatmaya Züleyh Baba'yı, Aşık Müdami'yi, Aşık Üzeyir'i, Dirgancı Kemal'i, Nami diğer Kosovlu Kemal'i, Efsane Kemal'i anlatmaya devam edeceğiz ya dostlar. Allah bizleri ya dostlar o günlere de yetiştirsin inşallah. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın diyoruz. Tekrar herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Cümleten selamlar ya dostlar.